Bu şekilde projemiz çalışıyor arkadaşlar. Kronometreyi başlattık. Bozkurt Yazılım kanalından herkese merhabalar. Videoya başlamadan önce uzun bir aradan sonra tekrardan sizler için içerik üretmeye başladığımı belirtmek istiyorum. Artık düzenli olarak Bozkurt Yazılım kanalına haftada en az bir video ekleme kararı aldım. Kanalıma abone olmadıysan abone olarak bana ücretsiz bir şekilde destek verebilirsin. Şimdi videoya geçiyoruz. Bu videoda sizlere Visual Basic.net dilini yani WebNet'i kullanarak kronometre yapımını göstereceğim. Visual Studio'mu açıp yeni bir proje oluşturdum ve Toolbox alanına geldim. Buradan nesnelerimi ekleyeceğim. İlk olarak Label nesnemi ekliyorum. Fontunu seçiyorum. Biraz daha büyütelim bunu. Bir tane label ekledik şimdi. 3 tane buton ekleyelim. Birinci butonumuz bizim play başlat durdur butonumuz olsun. Üstündeki yazıyı siliyorum. Kaplan plan resim eklememiz lazım. Yani bu bir ikon buton olacak. Üstünde başlat veya durdur yazmayacak. Butonumuzu kare şeklinde ayarlayalım. 40'a 40, 40 boyutunda yapacağım ben. Buton birimiz olacak. Bunu kopyalıyorum. Yapıştırdım bir tane. Üç tane yapacağız. Bir tanesi başlat durdur. Bir tanesi sıfırla. Diğeri ise tur olacak. Bunları birazcık ortalayayım böyle. Şimdi butonlarımızı arka plan ekleyeceğimiz için internetten dört tane resim indirdim. Bunları projeme dahil ediyorum. Dahil etmek için sağ üstten Solution Explorer'dan eğer sizde görünmüyorsa VEV bölümünden bunu aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Solution Explorer kısa tuşu ise Ctrl Alt L tuşu. Buradan sağ tıklayıp Open Folder in File Explorer bine gelip debug'un içine geliyorum. Burada yeni bir klasör oluşturuyorum. img adını koyuyorum ben. Siz istediğiniz adı verebilirsiniz klasöre. Buradan indirdiğim ikonları image klasörümün içine aktarıyorum. Ve burayla işim bitiyor. Tekrardan projeme dönüyorum. Şimdi form birimizin loadına buton birimizin arka plan resmini ayarlayabiliriz. Buton 1 nokta background image diyoruz. Image nokta from file diyoruz. Ve dosya yolumuzu belirtiyoruz. Bundan 3 tane butonumuz olduğu için 3 tane kullanıyoruz. İlk butonumuz neymiş hemen bakalım. İlk butonumuz buton 1 ortadaki buton oluyor. Bu play tuşumuz. ikinci replay. Üçüncü ise tur. Şimdi birinci butonumuz play. Hemen image klasörüne gidip play .png PNG'yi ça çağırıyorum. Dosya uzantılarınızı görmek için şu şekilde görebilirsiniz. İkinci butonumuz neydi arkadaşlar? Sıfırla butonu yani Replay. Image, Replay PNG kullanıyorum. Üçüncü ise Clock PNG yani tur butonu. Hemen deniyorum. Ee, gördüğünüz gibi çalışıyor ama e, resimlerimizin boyutları büyük olduğu için butonlara olmadı. Bu yüzden butonlarımın hepsini seçiyorum. Ve sağ kısımdan Properties kısmından background image layout'u zoom yapıyorum. Bu şekilde yapmış oluyorum. İsterseniz hemen test edelim. Evet gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bir tane de list box ekliyorum. List box'ın içindeki yazı biraz büyük olmuş. Bunu hemen küçültüyorum. List box'ımı büyütüyorum. Uygun bir şekilde. List box'ımı büyüttükten sonra bir tane timer ekliyorum kronometremizi kullanabilmemiz için timer gerekli. Timer 1'in interval'ına 1 yazıyorum. Yani timer'ımız her 1 milisaniyede çalışacak. Bu da kronometreyi çalıştırması için gerekli. Şimdi timer 1'imizin tick olayına giriyoruz. Timer 1'imize çift tıklayıp kod bölümüne geçiyoruz. İlk olarak public class Form1'in altına hemen bir nesne tanımlıyoruz. Private diyorum. Kronometre diyorum ben değişkenimizin adına. E, oluşturacağımız nesne ise stopwatch yani kronometre Şimdi timer birimizin tik olayına girip Yeni bir değişken oluşturuyoruz Değişkenimizin adı ben süre kullanıyorum Timespan türünde belirtiyoruz Kronometrede geçen süreyi süre değişkenimize aktarıyoruz Kronometre diyorum Elapsed diyerek Süre değişkenimize aktarmış oluyoruz bunu biz Geçen süreyi nereye aktaracağız label birimize Şimdi label birimizin tekstine Geçen süreyi aktaralım. Label bir nokta text eşittir. Sürede geçen yani kronatöre geçen süre artık değişkenimiz oldu süre. Süre nokta geçen süreyi alabiliyoruz artık gördüğünüz gibi. Biz burada ne yaptık? Dakika, saniye ve salisi olarak aldım ben. Ben milisaniyeyi göstermek istiyorum. Bu yüzden burayı milisaniye yapacağım. Bu saniye, bu da dakika. Şimdi bir string format yazacağız buradan süslü parantezlerle formatımızı belirtebiliyoruz. Biz 3 tane alan kullandığımız için bunları belirtebiliyoruz. 0. alan diyoruz yani ilk baştaki alan 2 basamaklı olsun. 2. alanımız yani 1, 0, 1, 2 diye gidiyor bu. O da 2 basamaklı olsun. 3. basamak yani saliseyi ben 3 basamaklı yapmak istiyorum. O yüzden 3 seçiyorum. Ben 3 basamaklı olsun istiyorum. O şekilde görünsün. Formatımızı yaptık. Formatımızın içine ne koyacağız? İlk başa dakikamızı koyacağız. Sürenin içindeki dakikayı alacağız. Minüt diyoruz. Süre nokta minüt. Virgül koyuyorum. Süre nokta saniye yani seconds. Bir virgül daha koyuyorum. Süre nokta milliseconds yani salise. Şimdi bu şekilde timer'ımızı yazıyoruz. Timer'ımızı başlatmak için başlat butonunu kullanıyoruz biz. Başlat butonuna tıklıyorum çift. Geliyorum ve timer'ımı test etmek için Çalıştırıyorum timer 1 nokta start diyorum ve timer 1'i başlattığım için kronometreyi de başlatmam lazım. Kronometre nokta startta diyorum. F5'e basarak gördüğünüz gibi projemi test ediyorum. Şimdi projemi durdurup play butonunu bir aç kapat buton olarak yapacağım. Yine bir değişken oluşturuyorum. Adını play veriyorum. S bool'ın true olarak olsun ilk başta true ise bu bizim projemiz çalışsın olsun yani. If play diyorum. Bu true ise e, sen kronometreyi çalıştır dedim. Else yani bu false ise sen bunları durdur olsun. Bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Tabii şöyle bir şey de olacak. Aşağı geliyorum hemen. Play'e bastığımızda play butonumuz ne olacak? Durdur butonumuz olacak. Yani aç kapa butonumuz gibi. Play butonumuz nerede? Burada. Hemen bunu kopyala yapıştır yapıyorum. Ve bunu pause yapıyorum. Aynı şekilde false olduğunda bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrardan play'e döndürüyoruz. Şimdi bunu kronometremiz çalıştırıp durduramıyoruz. Yanlış yaptık. Şımız nerede? Evet play'imizi false yapmadık. Bu yüzden dolayı bir yanlışımız var. Play true yani çalıştığında bu nasıl pause oluyorsa play'imiz de aynı şekilde false'a döndüreceğiz. Burada da tam tersini yapıyoruz. Şimdi tekrar girdiğimizde butonumuz ve kronometremiz doğru şekilde çalıştığını, çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi sıfırlamayı yapalım hemen. Bir kere form başladığında sıfırlama butonu aktif olmasın. Yani buton ikimiz oluyor. Buton ikimiz false olsun. Yani kullanılamasın. Hatta bunu yapmışken tur butonumuzu da yapalım. False olsun bu da. Yani bu formumuz başladığında bu iki buton pasif olsun. Kullanılamasın. Play'e bastığımızda sıfırla butonumuz tekrardan false olacak. Ben bunu durdurduğum zaman kullanmak istiyorum sadece sıfırlama Yani şu an çalışırken pasif olması lazım aynen bu şekilde. Durdurduğumda tekrardan aktif olması lazım. Sıfırlamak istersen sıfırlayabileyim diye. Sıfırla butonumuz neydi? Buton 2. Buton 2'miz. Buton 2'miz burada false oluyor. Burada ise true oluyor. Yani burada yaptığımız mantığın, Pause Play mantığının tam tersi burada. Çünkü ben tam tersini istiyorum burada. Şu an çalışmıyor. Play e bastığımda da çalışmıyor. Ama durdurduğumda burada çalışıyor gördüğünüz gibi. Tekrardan açtığımda play, e, Sıfırla butonum pasif hale geliyor. Şimdi hemen sıfırla butonumuzu da yapıyoruz. Sıfırla butonumuz ise kronometremizi resetleyeceğiz. Ve ne yapacağız? Label'ımızı da sıfırlamamız lazım. Tekstimizin ne şekilde? Bu şekilde yazdık. 3 tane de. Evet başlattım. Durdurdum. Sıfırladım. Sıfırla butonumuza e, bir kere bastığımızda kendini pasif etsin istiyorum bir de. Buton ikimizin enable ettiğini false'a çeviriyorum. Şimdi başlattım. E, durdurdum. Gördüğünüz gibi sıfırlandı. Tekrardan başlatıyorum. Tekrardan durduruyorum. Evet mantık istediğimiz gibi çalışıyor. Şimdi tam tersini yani bu başladığında bizim tur butonumuz çalışsın istiyoruz. Bu sefer ne yapacağız? Buton üçümüz burada true olması lazım. Burada ise false olması lazım. Bu şekilde başlattığımda burada gördüğünüz gibi çalışıyor. Durdurduğumda yani şu an durmuşken tur ekleyemeyecek kullanıcı buna. Tur ekleme işlemini nasıl yapıyoruz? Tur butonumuza tıklıyoruz arkadaşlar. This box bir items add ne veriyoruz? Label birimizin tekstini veriyoruz. Şu anda tur ekleme işlemini de yaptık. Gördüğünüz gibi Ama turu bu şekilde değil de mesela şu şekilde eklesin istiyorum. Daha güzel görünecektir. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur diye. Nasıl yapacağız? Hemen yani sıradaki tur almamız için ne yapmamız lazım? List, list box, birin, item sayısını bulmamız lazım. Bunu da items.count diyoruz. Artı bir diyoruz. List box'taki item sayısının bir fazlasını alıyoruz. Bu da demek oluyor ki sıradaki Turumuz bu oluyor yani bunu yazdırıyoruz. Böyle birleştirme işlemiyle de bir string birleştiriyorum araya. Nokta koyuyorum. Şununcu tur diyorum. Araya da şöyle bir tane tire ekleyebiliriz. Test ediyorum. Başlattım. Evet gördüğünüz gibi istediğimiz gibi çalışıyor. Son olarak sıfırlama işleminde de listbox'ımızda sıfırlıyoruz. Projemizi tamamlıyoruz. Sıfırla butonuma geldim. Listbox 1'in items'ına, item'lerine. Clear diyorum. Ee, bu şekilde projemiz çalışıyor arkadaşlar. Kronometreyi başlattık. Bir tane tur ekledim. Durdurdum. Çalıştırdım tekrardan. Bir tur daha ekledim. Durdurdum ve sonra sıfırladım. Projemiz bu şekilde arkadaşlar. Bozkurt Yazılım kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.